Öncelikle bütün izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Hem şahsım adına hem de Kastır adına bütün izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Kastır olarak bu 17. Kastamonu tanıtım günleri. 17 yıldır Kastamonu olarak İstanbul'da hem Maltepe'de hem de Yenikapı'da bu etkinliği yapıyoruz. Sadece 2019 yılında pandemi sebebiyle yapamadık. Onun dışında her yıl bu aylarda İstanbul'da, ya Maltepe'de ya Yenikapı'da Kastamonu tanıtım günlerini yapıyoruz. Bu tanıtım günlerinin temel amacı Kastamonu'nun kültürünü, doğasını, güzelliklerini, ürünlerini, yiyeceklerini, içeceklerini, yemeklerini İstanbul halkına tanıtmak. Bunu da bugüne kadar başarı yaptığımızı düşünüyorum. Bu etkinlik bugün son gün, Perşembe günü başladı. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 4 gün süren bir etkinlikti. Bugün son günümüz. Bu yılda son derece başarılı bir etkinlik oldu. İstanbul'da yaşayan 1,5 milyondan fazla Kastamonu hemşerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bunun dışında çok sayıda Kastamonu dostu da buraya geldiler. Standları ziyaret ettiler. Kastamonu'nun güzel yemeklerinden, etli ekmeğinden, kuyu kebabından, diğer lezzetlerinden tattılar. Ürünlerimizden alışveriş yaptılar. Belediyelerimiz burada, valimiz burada. O standları gezerek Kastamonu'nun turizme dönük doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini gördüler. Biz hem bütün hemşehrilerimiz hem de bütün İstanbulluları bütün bu güzellikleri Kastamonu'da görmeye çağırıyoruz. O açıdan bu etkinlikten de son derece memnunuz. Bu alanı bize tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, onun çok değerli belediye başkanına şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Kastamonu'dan buraya kadar gelip burada ürünlerini İstanbul'lara buluşturan kıymetli esnaflarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz burada, belediyelerimiz burada, valimiz burada. Burada hep birlikte Kastamonu'dan güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Size de teşekkür ediyorum. Kalktınız, geldiniz. Siz de bu etkinliği İstanbul'a duyuruyorsunuz. O açıdan size de şükranlarımı sunuyorum. Şimdi siyaset başka bir şey, denetçilik başka bir şey. Tabii benim siyasi bir geçmişim var ama 5 yıldan beri Kastamonu'nun başkanlığını yapıyorum. Mesele ben meselesi değil. Bizim itirazımız şuna. İstanbul'da 1,5 milyondan fazla Kastamonu yaşıyor. Bu şu demek, her 10 kişiden biri Kastamonu demek. Bizim sadece talebimiz şudur. Kastamonular hakkını verin. Hak nedir? Demokrasinin en temel kurallarından bir tanesi temsili adalettir. Temsili adalet var ise İstanbul'da 40 belediye başkanının 4 tanesinin Kastamonu olması lazım. İstanbul'da 100 tane vekil var. 10 tanesinin Kastamonu olması lazım. Bu noktada Kastamonuların da temsil edilmesi noktasında taleplerimiz var siyasi partilerden. Bizim her siyasi parti siyaset yapan arkadaşlarımız var. AK Parti'de, CHP'de, MHP'de, İYİ Parti'de, Yeniden Refah Partisi'nde, bütün partilerde siyaset yapan arkadaşlarımız var. Biz bu arkadaşlara destek olmak adına da bunları talep ediyoruz. Genel seçimlerden önce şöyle bir açıklama yapmıştık Kastır olarak. Dedik ki Kastamonulara yer vermeyen siyasi partilere oy vermeyeceğiz de, verdirmeyeceğiz de. Bunun arkasında durduk. Elimizden geldiği kadar sözümüzü tutmaya çalıştık. Yine aynı şekilde yerel seçimlerde de Kastamonu adaylara yer vermeyen siyasi partilere karşı tavır alacağız. Bunu yerelde yapmak çok daha kolay. Çünkü genel siyasette ideolojiler falan ön plana çıkıyor. İnsanları çok fazla fikrinden döndüremiyoruz ama yerel siyasette belediye başkanlığı, meclis üyelikleri, bireysel işler. Dolayısıyla biz inanıyoruz ki Kastamonular Kastamonu adayların peşinden gidecekler. Onlara yer veren siyasi partilere oy verecekler. Bu açıdan siyasi partilerin de bunu görmesi gerekiyor. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, hem de ilçe belediye başkanlıkları için, meclis üyelikleri için mutlaka listelerinde Kastamonu'lara yer vermelerini bekliyoruz. Bunu istiyoruz. Yer verenlere sahip çıkacağımızı da buradan beyan ediyoruz bir kez daha. Olay bu.